mensupları. Hepinizi saygı ve saygıyla selamlıyorum. 9 Eylül partimin doğum günüydü. 97. yaşını 2. yüzyıl çağrı beyannamesiyle kutluyorum. İzmir'in kurtuluşuyla ilgili İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu, İzmir'e çıkartma yapan Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlatan yazar ve gazeteci Hasan Tahsin'in önünde saygıyla eğilerek kutluyorum. 19 Eylül Gaziler Günü, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Eylül 1921 tarihinde meclisten gazi unvanını almasının ardından her yıl 19 Eylül tarihi Gaziler Günü olarak kutlanıyor. Başta Mustafa Kemal olmak üzere toprağı vatan yapan, insanı ulus yapan tüm gazilerimizi minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum. 26 Eylül Dil Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla 1932 yılında düzenlenen 1. Dil Kurultayı'nın açılış günü olan 26 Eylül, her yıl Dil Bayramı olarak kutluyoruz. Dilimizin yani milli kimliğimizin bayramı olan bugün de Türkçemize emek veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere herkesi saygı minnetle anıyoruz. Dil bayramımız kutlu olsun. Ama gündem konusu olarak ben 16-20 Eylül tarihleri arasında ilköğretim haftası ile ilgili konuşmamı yapacağım. 21 Eylül'de okullar açılıyor, inşallah açılıyor, açıldı açılacak derken uzaktan yakından eğitimle ilgili herkes tepe sersem oldu. Milli Eğitim Bakanı'nın ayrı, Sağlık Bakanı'nın ayrı, Cumhurbaşkanı'nın ayrı açıklamaları, kime neye inanacağımızı şaşırdık. Her gün yeni genelge, genelgelerin sayısını artık sayamaz olduk. Çok başlı yönetim öğrenci ve öğretmenleri canından bezdirdi. Okullar açılacak mı, açılmayacak mı kimse bilmiyor. Nasıl açılacak, uzaktan mı, yakından mı? Her gün karar değiştiriliyor. Türkiye'de yaklaşık 68 bin okul var. Buna karşılık okullarda çalışan temizlik personeli sayısı 29 bin. Okulları açtığımızı varsayarsak pandemi ortamında okullar nasıl temizlenecek, nasıl hijyen ortam sağlanacak? 750 bin öğrencinin evinde televizyon yok, televizyon erişimi yok. 7 milyon öğrencinin tableti ve internet erişimi yok. Bunlara destek amaçlı EBA merkezleri kuruldu. EBA merkezlerine gidebilen öğrenci okula da gidebilir diye düşünüyorum. Televizyon haberlerinde tarlada çalışan çocuklar için tarlaya EBA erişimi götürülüp ders yapmayı örnek olarak gösteriyorlar. Asıl görülmesi gereken çocuk işçiliğidir. Çocukları işçi olarak çalıştırmak yasal olarak suçtur. Bu ne yaman çelişki diyorum. Gelelim öğrencilerin çektikleri sıkıntılar yetmiyormuş gibi sabah yazarı Engin Ardıç Z kuşağı gençlerine ağır hakaretlerde bulundu. Kendisini buradan kınıyorum. Hep suçlu gençler. Madem bu ülkede yaşayan insanları gençler ve yetişkinler olarak ikiye ayırdınız. Gençlerin nereye gittiğinden çok yetişkinlerin nerede durduğu önemli. Ülkenin başını belaya sokan olayların baş aktörleri gençler mi yoksa yetişkinler mi? Bu ülkede yüz binlerce öğrenci tek bir soru fazla yapabilmek için dirsek çürütürken birileri sınav sorularını ve sorularla birlikte gençlerin hayallerini çaldı. Bu soruları çalanlar lise öğrencileri miydi? Lütfen artık sizler bu ülkenin geleceğisiniz gibi klişe sloganlardan vazgeçiniz. Çünkü yetişkinler bu ülkenin bugünüsünüz. Yetişkinler olarak yaşadığınız bugüne bile kurtaramazken yarınları kurtarma işini niçin gençlere ihale ediyorsunuz? Yetişkinler para hırsıyla sürekli inşaat yaparak şehirleri betona boğarken gençlerden geleceği inşa etmelerini bekleyemezsiniz. Bir ilköğretim haftası daha kutlayacağız. Çocuğunuzu okula gönderip göndermeme sorumluluğu velilere yüklenerek, yani ister okula yolla, ister yollama paşa gönlün bilir anlayışıyla tek adam rejiminin ülkeyi getirdiği durum maalesef bu. Velilere, öğrencilere ve öğretmenlere bu dönemde akıl sağlığı diliyorum. İlk öğretim haftası kutlu olsun. Sayın Başkan.